Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Beni mutlu eden, nerede bir felaket olsa, siyasi görüşü ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, 82 milyonun bir yürek olmasıdır. İlk duyduğumda Sayın Vali ile görüştüm. Daha o sırada ölüm haberleri valiye gelmemişti. İlk telefonla görüştüğümde. Sonraki süreç içinde televizyonlarda bazı vatandaşlarımızın hayatlarını kaybettiğini öğrendik. Yaralılar var, çocuklar var, kış şartları. Biz Ankara'da evimizdeyiz ama sonuçta yüreğimiz burada. Bu insanlar ne yapıyor? Bu karda, kışta ne yapıyorlar diye. Sonuçta hepimiz bir araya geldik ve sorunları çözmeye çalıştık. Yaraları sarmaya çalıştık. Belediye başkanlarımız, özellikle bütün 11 büyükşehir belediye başkanımız buraya çok sayıda yardım gönderdi. Size şunu söyleyebilirim değerli arkadaşlarım. 50'nin üzerinde tır gönderdi bizim belediye başkanlarımız. 50'nin üzerinde tır. Uzun süredir depremler yaşıyor. Uzun süredir. Ve uzun süredir can kaybımız var ve mal kaybımız var. Ben şu soruyu soruyorum. Can kaybı var, mal kaybı var. Peki hangi önlemi alıyoruz? Önlemi almak ayrı, krizi yönetmek ayrı. Ne demek önlem almak? Önlem almak şu. Bina yapacaksanız depreme dayanıklı olacak. Efendim ben istediğim gibi bina yaparım. Hayır, sen istediğin gibi bina yapamazsın. Depreme dayanıklı olacak. Kuralları olacak. Ölçüsü olacak, ona göre denetlenecek. Kriz yönetimi nedir? Kriz yönetimi de deprem olur. Olur ya, bir bina yıkılır, iki bina yıkılır. O yaraları hızla sarmaktır. O da kriz yönetimidir. Bugün bizim yaptığımız kriz yönetimidir. Önlem değildir. Önlemi kim almış? Japonya almış. Deprem oluyor, hiç kimse hayatını kaybetmiyor. Hiç kimse. Peki neden bizde insanlar hayatını kaybediyor? Çünkü önlem almıyoruz arkadaşlar. Rahmetli Ecevit, Büyük Marmara depreminden sonra deprem vergileri kanunu çıkardı. Niçin? Çok büyük, bizim tarihimizin en büyük depremlerinden birisiydi. 99 depremi. On binlerce insan hayatını kaybetmişti. On binlerce insan yaralıydı. On binlerce ev yıkılmıştı. Bunu o günkü bütçeyle yapmak mümkün değildi. Deprem vergileri kanunu çıkarıldı. Dendi ki biz bütün bunların hepsini yapacağız. Bir kısmı yapıldı. Bir kısmı yapılmadı. Bakın bir örnek vereyim size. Ben doğruları söylediğim zaman bana kızıyorlar. Niye doğruları söylüyorsun diye. Ben doğruları söylemezsem kendi vatandaşıma saygısızlık etmiş olurum. Örnek vereceğim size. Marmara depreminden sonra Sakarya'da vali oturdu, bir rapor hazırladı. Bazı okulların depreme dayanıksız olduğunu ve bu okulların yıkılması gerektiğini söyledi. Bu okullar yıkılmadı. Deprem vergileri kanunu çıktı, yine yıkılmadı. En son salı günü grupta yaptığım toplantıda dedim ki Sakarya Valiliğinin briefing raporunda şu kadar okulun yıkılması gerektiğini, depreme dayanıksız olduğunu, o okulların yeniden yapılması için de şu kadar liraya, paraya ihtiyacımız vardır diye bir rapor yazıyor, vali yazıyor. Niçin bunun gereğini yapmıyorsunuz? Nihayet akşama doğru haber geldi.
17 okulun yıkımına karar verilmiş. 99-2020. 17 yıldır çocuklarımızı nereye gönderdik? Tabutluğa gönderdik. Deprem olsaydı, o okullar yıkılsaydı, bir de eğitim döneminde olsaydı ve çocuklarımız hayatını kaybetseydi, Allah aşkına ne diyecektik? 82 milyonuz, 82 milyonumuzda vergi öderiz. Deprem vergisi de ödüyoruz. Özel iletişim vergisi. Dedim ki ya bu vergiler ne oldu? Yani bu vergilerle ne yaptınız? Yine kıyamet koptu. Yine en ağır hakaretlerle karşı karşıya kaldı. Ya arkadaşlar, bu vergiyi sadece ben ödemiyorum. Sadece siz de ödemiyorsunuz. Vatandaş olan herkes ödüyor bu vergiyi. E bir vergi nereye harcanıyor, bunu da bilmek bizim hakkımız. Demokrasinin bir gereğidir. Ben vergimi ödüyorsam devleti yönetenlere de soracağım. Arkadaş, bu vergiyi nereye harcadın? Devleti yönetenler kendi ceplerindeki parayı harcamıyorlar. Bizim paralarımızı harcıyorlar. Demokrasinin çıkış noktası da budur. Dün gece sizin yaşadığınız iki depremi ben de yaşadım. Benzer bir olayı ben Van'da yaşamıştım. Van'da bir gece kaldım. Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili bir teklif var. Bu teklifi biz verdik. Siz derseniz ki hayır, bu teklifi siz vermeyin. AK Parti olarak biz vereceğiz. Hay hay, siz verin. Biz teklifimizi çekeriz, siz verin. Biz sizin teklifinizi destekleriz. Hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli katılımcılar, programımız burada sona ermiştir. Katkılarınızdan ve desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ederiz.